Fatih. 15 dakika sonra sana. Ne işe? Her sitaj gel bu. Sıvıntı tanı. Bu telefonu aldım. Her şifreti de olmalı. Bu şekilde. Şuna da bir sıkıntı yok. Hastamız antibiyotik tedavisini almış. Tampon olduğu için burada bir göz yaşama hafif yapabilir. Baskılı orayı. İnşallah bir hafta 10 günde toplarlar. Göz yaşama şeyi yapmaz yani gözün işte. Soracağım bir şey varsa doktora, doktor arkadaşım. Hocam zaten biz Sivri'ne devlet hanımına müracaat ettik. Mehmet hocamıza geçelim. Genç hasta olması sebebiyle ve estetik görüntü açısından iz kalmaması amacıyla biz endoskopik olarak burun içerisinden gözyaşı kanal tıkanıklığı tedavisini yaptık. Bu ameliyat endoskopik daktiyosistorinostomi olarak adlandırılır. Endoskopik DSR olarak. Hastanemiz medikal malzeme anlamında bayağı gerilerde iken, imkanlar sınırlı iken yeni yönetimimizin başa gelmesiyle birlikte özellikle medikal malzeme anlamındaki eksiklikler giderilmeye başlandı ve bu eksiklikler giderilince endoskopik DSR ameliyatını biz ilk defa Siverek'te yaptık. Bundan mutluluk duyuyoruz. Şu an hastamızın genel durumu gayet iyi. Herhangi bir burun kanaması şikayeti yok. Bazen hafif şekilde göz yaşarması olabilir ama zamanla toparlayacaktır bu şikayetleri. Sağ gözde göz yaşarması ve çapaklama ile bana başvurdu. Yaptığım muayenede sağ gözde kronik daktiyosistit yani halk dilinde gözyaşı kanal tıkanıklığı tanısını koyduk. Ondan sonra hasta yakını ve ailesine konuştuk. Bunun ameliyat olması gerektiğini söyledik. Herhangi bir tedaviyle ilaçla geçmeyeceğini hasta yakınlarına ayrıntılı bilgi verdik. Eksternal genç hasta olması nedeniyle biraz hani dışarıda bir çizgi şeklinde bir iz bırakıyor. Hastalarımız genç olmasına da bayan olmasına değil, ondan biraz rahatsızlık veriyor. Biz de kulak burun boğaz doktoru arkadaşımız Reha Bey ile bu ameliyatı endoskopik yapabilir miyiz diye bir bilgi alışverişi yaptık. O da birkaç ufak bir edevatımız eksik dedi. Onları da temin edersek yaparız. Onları denkleştirdik, yaptık, bulduk. Ondan sonra hastamızın ameliyatını planladık. Gayet başarılı bir şekilde doktor arkadaşımız, KBB doktorumuz Reha Aydın Bey ile başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda gözyaşı akması yok, çapaklaması yok, ağrısı yok, herhangi bir burun kanaması yok. Hasta da gayet memnun, babası da memnun.